Hemşire Games'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Efsane Olun 10. videosundayız ve videonun direkt başında söylemek istediğim birkaç bir şey var arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanalı bundan tam olarak 6 ay önce açmıştım. Ve kanalımız biraz tutmuştu diyebilirim. Hani kanalda intikam maçı ve hediye paketler videosuyla yılbaşı paketi videosu tuttu. Ve o ara bir 500 abone falan kazanmıştık. Bir süre bıraktım hani 1000 abone oldu falan. Ondan sonra şöyle bir durum var, hani bırakınca kanalı çoğu abone işte kanalı kapananlar oldu, kanalına girmeyenler oldu, abone sayımız artmadı, durakladı falan. Öyle durumlar oldu. Artık biliyorsunuz kanalıma döndüm, seri video atıyorum. Günde 5-6 video atmaya çalışıyorum, daha fazla da atmaya çalışıyorum. Şu Efsane Ol videosunu 2 günde attım, bu kadar video arkadaşlar. Yani 10. videoya 2 günde geldik. Düşünün artık. Yani bir genelde YouTuber'lar bu şekilde atmaz. Tek amacım arkadaşlar şu. Cidden şu aralar hani izleyen sayıları da arttı. Tabii benim kanalımın durumuna göre. Yani bir günde attığım videolar 500 kez izleniyor. İstatistiklerden bakıyorum. 500 sayısına çıkmam bile benim için çok önemli. Bugün 500 olur. Bir ay sonra 1000 olur, 2000 olur, 3000 olur. Ve bu şekilde aboneler artar. 72 tane video çekmişiz. Bu 73. videom arkadaşlar kanaldaki. İnşallah 300'leri 400'leri göreceğiz. İnşallah bu kanal hak ettiği değeri hak ettiği yerde olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve bir şey daha, bir açıklama daha bulunacağım size. Arkadaşlar ben şey yapmıştım. Bir önceki videomuz 9. video değil mi? 10. videoyu çekecektim. Bu sabah çektim hatta arkadaşlar. Sesi ayrı olarak kaydedip arkadaki o uğultu sesini çıkartmayı denedim. Hani o seste falan problemler oldu ama bu sefer hani nasıl yapıldığını daha iyi öğrendim. İnşallah bu videoda problem olmayacak ve sesim artık canlı gelecek. Oyundan yüksek gelecek. Sıkıntısı olmayacak inşallah. Ses konusunda bir şey de almadım, şikayet de almadım ama bir şey yapıyorsak tam olsun, düzgün olsun diyorum. Hani sesim de net gelsin. Görmüş olduğunuz gibi menajerin güven seviyesi 90'a çıktı, %90'a. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Önceki videoda 10. videoyu çekmiştim dediğim gibi. Sonra hata oldu, atamadım. Bu arada şunlara falan hemen göstereyim. Hiçbir oynama yapmadım. O maçta da arkadaşlar 2 gol attık. Evet, yanılmıyorsam 2 gol attık. Ve ekstra olarak 8 dakika yapalım. Ekstra olarak 2 asist yaptık arkadaşlar. Ve çok mükemmel maç çıkardık. Artık hani güzel oynamaya başlıyoruz diyebilirim size. Onun haricinde şu anda söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Serileri izleyen aktif, yani PES 2016 serilerini izleyen aktif 100 tane falan abonemiz var. Biliyorsunuz bizim 1100 abonemizden şu anda aktif abone sayısı, üzülerek söylüyorum ama 300-400 civarında arkadaşlar. Ve bu abonelerde kimlerin aktif olarak izlediği analiz bölümlerinde belli oluyor, abonelerden hangi kaç tanesinin aktif olarak izlediğini görebiliyorum. O şekilde. Bu arada artık başlayalım artık şu 10. videomuzdan. İnşallah güzel oynarım arkadaşlar. İnşallah bu kaydetmediği videodaki gibi iyi oynarım. O videoda böyle sağlam oynamıştım. 2 gol atmıştım ilk maçta. İkinci maçta asist yaptım ama var ya, bizim şu yeni forvet var. Söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Önceki videolardan da hatırlarsınız, Wilson. Wilson'la oynuyoruz artık. Wilson cidden çok hoşuma gitti. Sağlam bir forvete benziyor. Ben öyle düşünüyorum. Sağlam olduğunu düşünüyorum. Wilson'ı beğendim baya. Bu arada arkadaşlar, bu takım kariyeri, yani pardon, teknik direktör kariyeri olsun mu? Öyle bir şey olsun mu? Bir yorum yaparsanız onun hakkında sevinirim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hani konuyla alakası olmayan, videoyla alakası olmayan yorumlara cevap vermiyorum, haberiniz olsun. Normalde bütün yorumlara cevap veriyorum biliyorsunuz. Ama konuyla alakası yoksa videonun cevap vermiyorum. Bundan da haberiniz olsun. Artık maçımıza bir dönelim abi, çok konuştum. Gerekli açıklamaları yaptım arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi Allah'ın izniyle büyüyeceğiz, iyi bir kanal olacağız. Artık kanalıma özen gösteriyorum. Daha çok aktif olmaya çalışıyorum kanalımda. Bu yıl içerisinde 250-300 video atmayı düşünüyorum. Düzenli video yapabilecek mi, atabilecek mi bilmiyorum ama atabildiğim kadar gün içerisinde atmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ben üniversite sınavlarına hazırlanacağım.
O yüzden fazla aktif olamayacağım bu yıl. Şanssızlığımın da işte yani böyle bir şanssızlığa da sahibim bu arada. Şu arada hadi be, vuramadık ya. Çok güzel pas çıkardı. Wilson cidden iyi ya. Seviyorum bu adamı. Ah be Wilson kardeşim, özür dilerim cidden. Cidden özür dilerim senden. Devam edelim. Evet. Oyun hızımız artı 2 biliyorsunuz. Bir tık düşürsek mi ki arkadaşlar ya? Hani nasıl diyeyim? Çok hızlı pas vermemiz gerekiyor. Ben hızlı oynamayı seven birisiyim ama hani bu da biraz sıkıntı oluyor. Bu arada video dakikasını da 8'e düşürdüm. Hani maç içi şeyini. Her videoda 3 maç olacak. Haberiniz olsun. Yorum yapabilirsiniz. Eğer böyle full maç olmasını istemiyorsanız, sadece goller olsun ya da sadece ataklar olsun şeklinde diyorsanız onu da ayarlayabiliriz ama hani ben kesmeden tüm maç boyu nasıl oynadığımı göstereyim diye böyle full maç oynuyorum. Çok güzel. Wilson kaç oğlum araya? Wilson! Wilson çok müthiş. Abi mükemmelsin sen ya. Wilson sen adamın dibisin ya. Ya kontrole bakar mısınız? Mükemmel ya. Yok böyle bir adam abi. Sonunda bulduk yani. Aradığımız takım arkadaşını bulduk. Şu golü bir izleyin. Şu golün güzelliğini bir izleyin abi. Nasıl kontrol ediyor topu. Ya cidden çok iyi. Orada verdik pası direkt. Wilson biliyorsunuz aktif bir oyuncu demiştim. Şuna bak ya, yok böyle kontrol ya. Bir de kafasıyla da kontrol ediyor. Mükemmel gol ya. Cidden çok hoşuma gitti. İzleyeceğim bu golü. Bir daha bir atak bir şeyini daha izleyelim. Farklı bir açıdan daha. Şöyle kontrol ediyor. Kafasıyla topu önüne çeviriyor. Ve müthiş bir vuruşla bitiriyor golü. Helal sana Wilson. Bu arada bizim eski zenciyi de kadrodan çıkardı. İyi olmuş. Teknik direktörün. Benim hala orta sahada olmam sıkıntı gibi ama eğer Wilson sen bu şekilde oynayacaksan forvette ben orta sahada oynamaya da hazırım. Ben asist yapmaya hazırım yani. Bana asist yapacak adam olsun. Bari orta sahanın yapması gereken şeyi yapalım arkadaşlar, değil mi? Asist yapalım. Evet. 31. dakika beklemediğim bir top aldım. Aşağıdaki oyuncumuz atar diye düşünüyordum. Fakat bize attı şimdi Arnautovic. Arnautovic kanattan bizim oyuncu kesti. Güzel. Evet. İnşallah bu maçı alalım arkadaşlar. Bazen takım arkadaşlarım hiç beklemediğim anda pas atıyor. O şekilde top kaybı yapabiliyoruz. Helal sana. Ah bir de geçebilsen. Bir de arkadaşlar hakem çoğu zaman faulleri görmüyor ya. Ben onu fark ettim. Hani böyle ince faulleri hakem bazen görmüyor. Oyun herhalde onu bilerek yapmış. Hakem hataları da olsun diye mi yaptı bilmiyorum ama hani ya da o oyunun kendi şeyinden kaynaklanan bir durum. Böyle ne bileyim adama gidiyor takılıyor falan. Oyun demek ki onları fark etmiyor. Sistem onları fark etmiyor. Böyle havadayken itiyorlar oyuncuları, düşürüyorlar. Fizik efekti çok iyi. O konuda bir lafım yok. Fakat hani böyle faulleri falan fazla fark edemiyor oyun. Evet. Güzel. Artık inşallah böyle bir ya 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 şöyle ya böyle demeden isyan etmeden bir oyun oynayayım ya. Gene ya dedim. Evet, defansımız da bugün iyi iş çıkardı arkadaşlar. Topları çok iyi kesiyor defansımız ve defans çizgisinden hiç ayrılmıyor. Artık takımımız oturuyor gibi. Daha bir yıl sözleşmemiz var bildiğiniz gibi. Eğer transfer döneminde bize teklif gelmezse hala bu takımdayım. Arkadaşlar o hani arkada gelen uğultu sesi var ya. O yeni mikrofon aldım ben. Stars biliyorsunuz belki. Trust Stars. Bu arada 40 TL'ye aldım. Benim kullandığım mikrofonda söylemiş olayım bu arada. Beğenenler varsa eğer. Arkadaki uğultu sesinin sebebi mikrofon kaliteli olduğu içinmiş arkadaşlar. Çoğu sesi alıyor. Ama onu Audacity ile gürültü profilini getir diyerek kaldırabiliyorsunuz.
O şekilde sesiniz net çıkabiliyor. Ben de bu videoda deneyeceğim ilk defa derken golü de yedik. 1-1 oldu. Yapacak bir şey yok ama. Resmen kendinize pas at. Faal. Çok güzel pas. Wilson. İşte bu be. İstediğim takım oyunu bu. Wilson. Ne güzel orta açtık ama ya. Abi mükemmeliz ya. 2 asist yaptık ya Wilson'a. Efsane olduk. Ali Sissoko ile Wilson'ın takım oyunu diye böyle bir yani ikili olduk yani. Ali Wilson'la. Ali ile Wilson şeklinde. Gayet güzel bir gol ya. Şöyle bir ortaya açmışız. Şöyle döndüm bir ilk baş. Arkadaşlar şöyle döndüm. Baktım bir içeriye, şu oyuncuyu alttan geçen gördünüz mü? Ona ara pas verecektim. Sonra dedim orta açayım dedim. Direkt Wilson'a gitti top. Wilson'a gideceğini düşünmüyordum topun. Ama Wilson var ya, helal olsun, gol kaçırmıyor. Gene kaçırmadı. İki pozisyonda da net pozisyonda değerlendirdi. Biliyorsunuz bizim diğer Jones, Zenci Jones çok kaçırıyordu. Bilmiyorum, belki bizden kaynaklanıyordu ya da şanssızdı ama Wilson şu ana kadar tam anlamıyla mükemmel bir oyuncu. Ben onu gördüm. Gene Wilson'a. Hadi be. Olsun Wilson. Onu da kontrol etmeni bekleyemem senden. Cidden zor bir toptu. Kontrol etsen 10 numara olurdu ama olsun. Yenilmeyelim de maçta. Ah hocam, şu Wilson'ı baştan alsaydın. Gol kralı yapardım ben bu adamı ya. Ben biraz daha yakınlaştım. Evet. Wilson. Hadi yapma be. Yine top ayağından açtı arkadaşlar. Yine top ayağından açtı. Bazen ayağından aç oyuncu. Yani görmüyorum rakibi de. Hani kamera modundan dolayı. Ben uzakta oynamayı fazla sevmiyorum. Oyunculara yakın oynamayı daha çok seviyorum. Öyle gerçekçi olmuyor. Çok da uzak oldu mu kamera. Olayları net göremiyorsunuz. Wilson. Wilson. Çok şanslıydı ama rakip takım da çok şanslıydı. Cidden çok iyi çıkardılar. Biz niye kafa vuramadık ya? Şu tuşuna bastım. Çok iyi. Cidden çok iyi. Takım sağlamlaşmaya başladı. Artık mahalle takımından şehir takımına geçiş yaptık arkadaşlar. Artık biz mahalle takımı değiliz. Bana orta açtı ama ben bu işte ortalara biraz pasif kalıyorum ya. Nereye düşeceğini hesaplayamıyorum topun. Yakın gibi duruyor, uzağa düşüyor. İşte ortalarda biraz kötüyüm. Onun haricinde bir sıkıntı yok gibi. Tamam, artık verin şu pas yapalım artık ya beyler. Risk oynamayın fazla. Riskli oynamayın diyorum abi. Şöyle tek pas. Wilson çok güzel. İyi, en azından top kaybetmiyor. Hani çabalıyor Wilson. Sevdim. Wilson artık bizim bir. Çok güzel bir pas verdi bize. Ben de Wilson'ı görebilir miyim ama Wilson nerede? Ah be, yoruldu oyuncu. Çok güzel. Çekip vurayım dedim, vuramadım. Bizim takımdaki adam, o da vuramadı ya. Beyler çekip köşeye plase atayım dedim de, işte oyuncu yorgun olunca da artık çalımlayamadık orada adamı ya. Çok güzel. Wilson'a. Olsun. Zor bir toptu. Ama çok mühim bir gol kaçırdım ya. Bir golümüz olacaktı bu maçta. Ne güzel olurdu ama cidden çok kötü bir gol kaçırdım. Farkındayım. O gol kaçar mı diyenler olmuştur. Cidden hatalı davrandık ya. O gol kaçar mı? Ben de söylüyorum. Yani cidden boş gol. Ama 2-1 aldık arkadaşlar. Cidden zor bir rakipti. Bu rakibe ligin ilk yarısında yenilmiştik.
ama ikinci yarıda sağlam oynadık. Bu arada bireysel maç kayıtlarına baktığımda 16 pasın 13'ünü bulmuş ve 2 asistimiz var maçta. İleri diyelim. Maçın oyuncusu büyük ihtimalle Wilson'dır. 2 gol attığı için. Hep unutuyorum, geçiyorum orayı. Bakalım 27 puanla 16. sıradayız arkadaşlar. En azından kümeye düşmeyeceğiz. En azından. Mart'tayız arkadaşlar. Nisan, Mayıs 2 ay var. Mart'ta sayarsak 3 ay. İnşallah şöyle biraz daha yükselsin sıramız. %92 oldu güven seviyesi. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum demiş kalecimiz. Onun haricinde şöyle önemli bir gelişme yok arkadaşlar. Hemen sonraki maça gittik. Bir sonraki maçımıza gireceğiz. Norfolk City. Cidden bu ligde hiçbir rakip kolay değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. İngiltere Ligi'nde cidden hiçbir rakip kolay değil. Her maç derbi. O yüzden İngiltere Ligi'nde oynamayı tercih ettim. Bizi verdiğinde bu takıma ilk geldiğimizde cidden mahalle takımıydı. Hala mahalle takımı olduğunu düşünüyorum ama sistemi oturtuyoruz. Yavaş yavaş böyle bir profesyonel takım olacağız gibi. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Sanki biraz daha sağlamız artık. İleri hatta özellikle forvet hattında daha sağlam olduğumuzu düşünüyorum. Hadi bakalım, inşallah nazar değmez de şöyle önümüzdeki maçları alırız. O top öldü. Aynen o top öldü arkadaşlar. Evet. Şöyle aradan bir pas atayım dedim ama geçmedi. Şimdi Bassong, Redmond. Redmond adamın araya kaçmasını bekliyor. Redmond kaçtı araya. Hopper kaçtı. Aman diyeyim. Aman diyeyim be. Aman diyeyim. Yedik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Defans hala kötü. Forvet hattımız güçlenmiş olsa da defansımız hala kötü. Defansın arkasını toplamaya çalışıyoruz. Allah'tan girmedi. Hayır, kalecimiz çok yaşlı arkadaşlar. Kaleci emekli olacak diye bir haberler falan vardı ama daha emekli olmadı demek ki. Biliyorsunuz böyle yaşlı kalecilerin de overall'ları yavaş yavaş düşüyor. Yani sıkıntılı. Oyuna önüme alır mıyım? İçeri kat et ortak. Ah be, zor bir top. Ama yapacak bir şey yok. Orada büyük ihtimalle kaptırırdım köşe gönderinde. Şöyle bir orta açayım dedim. Ben ortaları da Q ve kombinasyonuyla açıyorum arkadaşlar genelde. Direkt oyuncuya gidiyor çünkü. Ama tabi biraz yumuşak orta oluyor. Orası ayrı. Bazen kale içine de gidebiliyor. Şut niteliğinde de olabiliyor ortalar. Onun haricinde sevdiğim bir orta açma yöntemi. Güzel. Şöyle gene bir havadan uzatalım dedik. Evet. Gene o uzun zenciler gene peşimizi bırakmadı. Ligin ilk yarısında da böyleydi bunlar. Offside'dasın. Vurayım şöyle bir. Ah be. Çok yavaş vurdu. Top uçacak diye yavaş vuruyorum. Bu sefer güçsüz gidiyor. Diğeri gibi uçuyor. Oyuncunun ayağına iyi oturması lazım topun. Cidden orada aslında gereksiz bir şut çekti ama hani şöyle bir deneyeyim dedim arkadaşlar. Arada kaleyi de yoklamak gerekiyor bence. Hadi be. Whittaker. Bu rakip takım coştu. Ama bir gol atarsak arkadaşlar önceki maç gibi 2-1 alabiliriz. Bir gol daha gelebilir yani. Çok güzel çıkardık oradan topu. Sen de oyna.
Çok güzel beyler. Aynen böyle. Kaybetmiyoruz. İleri hatta top kaybetmiyoruz. Tek yapacağımız şey bu. Sen de bana. Ben de bizim forveti ama beyler cidden şu adam var ya, bakın. Bu adam bizim forvet tutuyor. Uzun boylu, sırık ve top da geçirmiyor hiç ya. Sıkıntılı bir herif yani. Vur artık. Hadi. Şut çektim, top ayağıma gelir diye. Oyuncu da kayarak şut çekmeyi denedi ya. Topa koşmadı yani. Direkt dirsek geçirdi. İçeri kaçabilir miyiz? Offside'dayız. Dokundum. Ne kadar garip. Adam kafa vurmayı bile beceremiyor bizim oyuncu. Hopper. Önceki golde de etkisi var biliyorsunuz Hopper'ın. Bizim forveti vereyim dedim ya. Bassong var ya, bu çok tehlikeli ya. Cidden şu Bassong çok tehlikeli arkadaşlar. Şöyle mikrofonu biraz daha yaklaştırayım bir saniye. Sesim daha iyi gelsin. Bir dakika, şöyle umarım şöyle daha iyidir. Tamamdır, bu şekilde iyi. Böyle biraz daha düzeltirsek tamam. İkinci yarıya başlıyoruz. Hemen bu videomuzdaki ikinci maçtaki 1-0 yeniliyoruz şu anda. Ama olsun, inşallah bir gol atsak bile yeter. Berabere bitirsek bile yeter. Hadi be, gene Bastong kesti. Gene Bastong kesti. Nefret ediyorum bundan ya. Eğer var ya gol atarsam bu Bastong'a böyle önünden geçeceğim böyle. Hareket yaparak geçeceğim bir de bunu. Önünden. Hatta önünden şöyle kayarak geçebilsek mükemmel olur ha. Ama gol atmamız lazım. İntikamımızı almamız lazım. Ah be. Aha, sen atsan ne? 2 oldu. Cidden defansımız ölü. Ama bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Bizim yapabileceğimiz tek şey ileri atla tutmak topu ve gol atmak. Gol attırmak. Onun haricinde benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu nasıl pas be? Çok kötü pas. Hopper aldı. Tehlikeli oyuncu. Yine ara pas atmayı bekliyor. They've got to make a statement now to say to their opposition, we're not giving up without a scrap, to give themselves the belief that this is recoverable. Bizim takımı cidden eziyorlar bizi şu anda. Hani paslarıyla olsun, çalımlarıyla olsun. Balls out on the left now. Now the pass. Ya. Beyler şimdi ne diye geri döndünüz ya? Biz kontrol hata çıkmışız, siz geri dönüyorsunuz. Çok iyi. Ah. Vur. Gol. Nerede lan? Bastong nerede? Bastong nerede? Al sana, al sana. Gel. Al sana. Gel. Ne oldu lan? Bastı. Sen misin? İşte böyle ezerler adama. Böyle gol atarlar adama. Helal lan Wilson. Cidden. Takım oyununu bilen koca yürekli adam Wilson. Seni seviyoruz hemşire games ailesi olarak. Arkadaşlar, eğer siz de Wilson'ı seviyorsanız onun için bu videoyu beğenebilirsiniz. Tüm beğeniler Wilson'a. Bir beğeni Wilson'a 50 kuruş. Bir paylaşım 1 TL. Facebook'taki gibi öyle yazıyorlar ya. Bir beğeni 50 kuruş, bir paylaşım 1 TL. Bir yorum 75 kuruş. Ulan ya. Bir de onlar beğenirler. Cidden inananlar beğeniyor. Öyle bir şey var mı bilmiyorum da yani, ne kadar saçma. Beğeniye para mı verecek Facebook sana?
gerçekten ihtiyacı olan aileler vardı. Hani hasta çocuklar vardı. Onları kullanaraktan böyle prim yapmaya çalışıyorlar yani. Ben öyle düşünüyorum. Nereden açıldı bilmiyorum konuda. Ben böyle konulara değinirim yani video içerisinde. Redmond hadi abi. Şu bir yani şu ikinci golü yemesek ne vardı yani? Yani ne vardı abi? Şimdi oyundan da alır beni. Aldım almadım. İyi. Teknik direktör %92 güveniyor bize. Takımın kilit oyuncusu olduğumuzun belirtisi bu. Çıkamadım. Dördü bir anda bana saldırdılar. Cidden çok zor bir pozisyondu. Şimdi Oman Tanrım. Az daha kaleci gene yiyordu gol. Biz içerideyiz. Şimdi çok güzel. Benim hemen ileri hatta çıkmam lazım. Wilson'la bir şeyler yapmamız lazım. Şöyle gör beni direkt. Ya yapma bunu işte. Defansta kaybedilen topları hiç sevmem ben ya. En nefret ettiğim şey. Yani defansta kaybedilen toplar. Wilson'a mı? Wilson adamsın lan sen. Sen adamsın oğlum. Red, uf, hocam. Hemen kullan. Wilson. Wilson, Wilson, Wilson. Geçer mi? Bizim geçmedi be. Ah orada kaleci geçse belki gol atabilirdik arkadaşlar. Belki gol gelebilirdi. Ama gelmedi. Tüh ya. Çok önemli pozisyondu. Önümü bir anda kapattılar. Ne yapacağımı bilemedim. Plase vurayım bari dedim bari. Hani plase denedim. O da olmadı. Takım da öldü, şuna baksanıza. Pas atmaya ayrı yok kimsenin. Biz de şut çekerken zorlanıyoruz. Top sürerken bizim oyuncu cidden zorlanıyor. Artık son şanslar. Wilson görür mü bizi? Offside'dayım şu anda. Ah be Wilson, kusura bakma. Orada offside'a girdim, atamadı. Oha. Abi sakin oynayın tamam ya. 2-1 yeniyorsunuz. Hadi be, Bastong'dan alsak var ya. Bastong çok fena bozulurdu. Bizim oyun... Uf. Hocam ama ayıp ya. Hani tamam yeniyorsunuz, niye bu kadar baskı oynuyorsunuz? İki adam geride yatıyor ya. Bir de uyarıyorsun, ayıp denen bir şey var. Ver kartı ya. Yazık değil mi şu adamı? Ondan önce de bir kişi yatırdılar. Hayır, ondan önce adamı yatırmasalar. Şuna bak abi, direkt bileğe ya. Tedavi mi görecek? Tedavi görüyor. Kaptanımız. Umarım bir şey yoktur. Hiçbir kilit oyuncuyu kaybetmeye gönlümüz razı değil. 6.5 oynamıştık arkadaşlar. Elimizden geleni yapmışız. Bu demek oluyor. Yenilmeyi istemiyorum. Cidden yani yenilmeyi hiç istemiyorum ama. Hani şöyle. Ya 9 puan ya. Yani 9 puan daha alsak yani 10. sıralara yükseleceğiz de işte. Oyuncular da, o takımlar da çok puan kaybediyor. Top kontrolümüz iyiymiş, top sürmemiz iyi, hızımız iyi, dengemiz ve sıçramamız iyi, öyle gözüküyor. Onun haricinde çok da iyi olduğumuz başka bir yanımız yok. Bu arada gerçekten yine zorlu bir rakip arkadaşlar. Yani her rakip için zorlu diyorum biliyorum ama İngiltere Ligi'ndeki bütün takımlar bence mükemmel, muazzam bizim takım oranına. Bu takım ilk 11'inden çok büyük işler bekliyorum. İşte bu yüzden burada iz bırakmak istiyorum demiş. Umarım bırakırsın. Onun haricinde direkt oyuna gireceğiz. Başka söyleyebileceğimiz bir şey yok. Şey önemli, forma önemli burada. Formalar benzeyebilir. Evet, benzerliği yokmuş. Direkt başlayalım oyuna. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Umarım iyi bir maç çıkartırız. Şöyle bir girişe bakalım, sahaya girişine oyuncuların. Bu arada hava yağmurlu. Benteke falan var bu takımda. Sağlam takım. Joe Cole falan, bunlar iyi oyuncular yani. Biliyorsunuz siz de, söylememe gerek yok. Cidden bu takımı yenersek çok iyi olacak bizim için. Baştan işi sıkı tutmadık arkadaşlar. İlk 13 maçta sadece bir galibiyet yüzü gördük. Hatırlarsanız. Seriye çok kötü başladık ama cidden yapacak bir şey yoktu. Çok kötü oynuyor takımımız. Ben de oyuncuya alışmaya çalıştım. Oyuncunun gelişmesini bekledik. Ama artık Alistoko iyi bir oyuncu. Ve takımı da iyi. Ve gol de atabiliyoruz artık. İşte olay bundan ibaret.
Hatta şu kalenin arkasından mı girsek, direkt taraftarlara, bu golü taraftarlara armağan ediyorum. Bu golü taraftarlara armağan ediyorum. Geçelim. Güzel. Maçın başından güzel bir gol attık. Uff. Abi onu izleyeceğim. Cidden çok kötü vurdu ya. Beyler o neydi öyle? Bizim oyuncu gene iyi sakatlanmadı ha. Keşke böyle pozisyonlarda böyle hani oyuncu hasar alsa, sakatlansa, yaralansa iyi olabilirdi aslında ama hani böyle tesadüfen desem o tarz pozisyonlarda genelde oyunculara bir şey olmuyor. Uf. Aman tanrım. Çok kötü. Cidden çok kötü abi. Bir saniye. Bakın şu açıdan bakın. Şu açıdan bakın. Bakın. Vurmuş direkt kafa. Yazık. Uf. Cidden çok kötü. Oyuncumuz yere düştü. Ama sakatlanmadan kalkacak muhtemelen. Bu böyle beklenmedik pozisyonlarda, böyle kartlık olmayan, faullik olmayan pozisyonlarda oyuncular sakatlanmıyor. Ama şu pozisyonda falan mesela faul var şimdi. Doğruya doğru arkadaşlar. Fakat hakem bu pozisyonları görmüyor. Pes bunu kötü bir atmış biraz. Cidden FIFA'ya fark yaratabilirdi bu konuda. Hani en azından bu konuda FIFA'ya fark atabilirdi. Cidden FIFA uzun zamandır fiziğe çok önem veriyor ama onda da bu tarz şeyler var. Bu tarz pozisyonlara faul verilmiyor. Ama Peskin 16'da bu tarz pozisyonlara faul verirse cidden iyi olabilirdi. Sadece o konuda olsun fark yaratabilirdi. Öyle düşünüyorum ben. Değerlendirmem bu şekilde. Mesela orada engelleme olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bana karşı. Oyuncunun dirsek attığını düşünüyorum ama hani vermedi gene hakem. Geçemedik o yüzden oyuncuyu orada. Evet, yağmurlu olduğu için saha kaygan biliyorsunuz ki. Karlı modda olsa 10 numara olurmuş fakat kar mod yok. Sahada şöyle su birikse falan güzel olabilir cidden. Kaçmış. Cidden aldık topu. Hadi. Hadi be. Pasım biraz kötü ama yapacak bir şey yok. O pozisyonda anca öyle pas verebilirdim. Bu arada görmüş olduğunuz gibi sahada saha ıslak olduğu için herhalde top gitmedi. Öyle düşünüyorum. Orada rakip takım da iyi pas atamadı. Arkadaşlar. Bazen paslarda böyle top ağırlaşıyor yani sudan dolayı, sağdaki sudan dolayı paslar biraz daha yavaş gidiyor, biraz daha basılı tutmanız gerekiyor. Şu anda gözlemlerim bu şekilde. Evet, hemen destekleyelim. Hadi alır mıyız? Alamadık. Maçı yeniyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntılı pozisyon olmadı defansta. Hadi hadi. Bir gol daha atarsak rahatlarız abi. Bir gol daha istiyorum sizden. Beyler gece vakti olduğu için çok enerjik değilim. Maçı böyle canlı anlatamıyorum ama yani yani bütün videolarda geri çekmiyorum. O yüzden bazı videolar eğlenceli oluyor. Bazı videolar böyle oluyor. Ama bu vakitte de bağıramam yani. Saat 1 gecenin 1'i. Çok da bağırarak komşuları rahatsız etmeyelim.
Hadi be. Wilson da yağmurdan dolayı oynayamıyor. Cidden oyuncuların performansını etki ediyor. Şunu gördüm arkadaşlar. Yağmur bizim takıma yarıyor. Bizim defansa. Cidden yani rakip takım yağmurda iyi oynayamıyor. Bizim takım da yağmurda iyi oynuyor gibime geliyor sanki. Yani defans. Ne bileyim, yağmurlu havalarda çok gol yemiyoruz. Onu gördüm. Hocam işte bu paslar PES 2016'da iş görüyor cidden. Çok güzel. Aman tanrım. Aman tanrım. Cidden çok güzel bir orta açtı. Cidden çok güzel bir gol olurdu. Ama Wilson olmadığı için atamadı. Wilson olsaydı atardı. Kimdi o bilmiyorum ama. Cidden çok önemli bir pozisyonu kaçırdı o oyuncu. Hadi Wilson. Hadi be. Wilson yapardın sen, atardın ya. Ne oldu sana Wilson bu maçta? Bu maçta formu düşük biraz Wilson. Yağmurlu havada oynayamıyor demek ki Wilson. Kuru çimde daha rahat oynuyor. Evet. Hadi. Bizim oyuncu yetişemedi topa. Cidden yağmurlu havada paslarda falan oyuncular hızlı koşamıyor. Bazen kayıyor ayakları. Bakın böyle pozisyonlar olabiliyor. Enteresan. Keşke bana oynasaydınız, ben boştum. Güzel. Oyna yukarıya. Biraz oyun açın arkadaşlar. İyi, güzel. Çok sağlam pas yaptık. Bir de geçebilsem, bir de defans geçirse. Cidden var ya, bu oyunda PES 2016'da yani oyunun tadını alıyorsunuz arkadaşlar. Cidden alıyorsunuz ya. Kalecilerin sağlam olması olsun, bunlar iyi özellikler. Kaleciler sağlam olunca her şutunuz gol olmuyor PES 2016'daki gibi. Yani oynadığınız oyundan zevk alıyorsunuz. Takım paslaşıyor, pas atıyor, daha aktif bir takım var. Verkaç'a yatkın bir takımla oynuyorsunuz. Cidden çok iyi. Yani şu takımda böyle oynuyorsak başka takımlar bundan sonra oynarız bilmiyorum ama. Bu arada şu takıma ne zaman övgü yağdırsam gol yiyoruz abi. Yok böyle bir dava ya. Allah Allah. Ya ben ne zaman şu takımı övsem biz gol yiyoruz abi. 72. dakikada yenir mi ya? Dakika olmuş 72. Şu ana kadar maçı güzel götürmüşüz. Şuna bak ben. Ooo, kaleci nasıl kaydı öyle? Çok iyiydi ya. Cidden çok iyiydi. Kalecinin kayması falan. Bizim oyuncu da orada alamadı topu. Oo, oyuncular kaymaya başladı. Cidden oyuncular yani saha iyice suyla doldu herhalde. Böyle oyuncular bayağı bir zorlanıyor top kontrollerinde olsun. Şutlar da olsun, paslar da olsun. Artık arkadaşlar kümeye düşmemeye bakacağız yani. Bu sezon başka bir beklentim yok. Onun haricinde bir beklentim yok. Öyle söyleyeyim. Adamsın lan sen. Sen adamın dibisin. Adamsın lan sen. İşte olay budur ya. Wilson, Wilson, Wilson. Attık sonunda lan. Nihayet attık lan. Oyuncuların yüzleri de görmüş olduğunuz gibi ıslak. Çok iyi ayrıntı. Ayrıca damlalar akıyor böyle. Yani bizim oyuncunun saçı hiç bozulmuyor. O dikkatimi çekti. Hemen pası izleyelim. Müthiş bir pas attık. Cidden çok iyiydi. Mükemmeldi ya. Seviyorum lan seni diyorsun. Topu güzelce kontrol etti ve şık plaseyle. Yani çok basit arkadaşlar. Alıyor topu, tık. Alıyor atıyor yani. Tam böyle profesyonel oyuncu. Artık defansifte de hocam şu takım biraz defansif oynasın ya. Güzel. Geldik defansa, yardımcı olduk. Artık oyuncu ölecek yorgunluktan. O kadar yoruldu oyuncu. Evet. Ben biraz daha defansa destek olacağım orta sahaya. Biraz geride oynayacağım. Artık gol yemeği tahammülümüz yok. Yapma. Bendeki boş kalmasın. Çok iyi lan.
Çok iyi. Geldim. O nasıl pas abi? Kayma, oyna. Palmer. İyi. Takımımıza taç kazandırmışız derken kaybettik de taşlı topu. Hadi abi, biraz daha zorla. Sınırlarımızı zorlamamız lazım. 2 dakika uzatma var. Ben defansa doğru döneyim şöyle. Lütfen. Lütfen. Çok güzel. Oyna ileriye, direkt topu tutalım ileride. Bitsin maç derken bitti arkadaşlar. Aldık. 3 maçta 2 kez galip geldik. Çok iyi ya. 3'te 2 yaptık. Güzel. Bu videoda 2 maç almış olduk. Önceki maçta yenilmeyi hak etmedik. Ama olsun. Maçın oyuncusu biziz. Hemen şöyle bir istatistiklerimize bakalım. Altıncı sıradayız. Çok da bir şey kalmamış ya. Milli takıma büyük ihtimalle çağrılmayacağız yine. Evet. Güzel arkadaşlar. Şuradan hemen oyuncu menüsü, kariyer kayıtları, 23 maç, 8 gol, 7 asist yapmışız arkadaşlar. Cidden çok iyi. 7 asiste ulaşmışız ve menajer bize neredeyse %100 güveniyor. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.